Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel İmam Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Aslında canlı yayın yapacaktım ama hem fırsatım el vermiyor hem de hava şartları beni baya baya zorluyor. Klima olmasına rağmen terleyen bir adam gördünüz mü? Görün. Kıymetli dostlar filenin sultanları finalde bu şekilde girmiş giriş yapmak istiyorum. Oleybol 2023 Çev Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı Geriden gelerek 3-2 mağlup eden A milli kadın voleybol takımımız finale yükseldi. E, hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gururumuz oldukları için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bilmiyorum ben özellikle Vargas'ı daha çok ön plana aldım. Tabii ki de hepsi elinden geleni yaptılar. Ama Vargas bir numara salla salla gir numara yok gir duvara. Milli takım demişken milli takım aday kadrosu da açıklandı. Yani A milli futbol takımımızın e, açıklandı. Stefan Kuntz yönetimindeki A milli takım aday kadrosu resmen açıklandı. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak. A milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Yani Japonya maçı da enteresan bir maç. Şimdi e, o görseli ekrana vereyim arkadaşlar. Yusuf Sarı, Kazımcan Karataş ve Bertu Yıldırım ilk kez A milli takıma çağrılmış oldu. Ee, bu kadroda Fenerbahçe'mize bakarsanız arkadaşlar Fenerbahçe'mizden kimlerin çağrıldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Benim bir tezim vardı Altay Bayındır Fenerbahçe'den gittiği zaman A kaleci olacak diye. Bakın görün bakın Altay Bayındır direkt oynatılacak. Direkt oynatacaklar. Direkt A hani direkt ilk 11. Bunun haricinde arkadaşlar Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Çağlar Meri, Ozan Kabak, Kazımcan Can Karataş, Mert Müldür. Mert Müldür sanırım sol bek yedeği olarak alındı diye düşünüyorum. Hani Ferdi olsaydı Ferdi oynardı. Cengiz Ünder 1 bizden gidenler yani Cengiz Ünder 1 Mert Müldür 2 ee, Yusuf Sarı Hakan Çalan İsmail Yüksek 3 Eee ok Orkun 2 Salih birden Salih Özcan Salih Uçan İrfancan Kahveci 4 ve Umut Nayır 5 Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Şimdi Galatasaray'dan bakıyorum. Şöyle en baştan itibaren Abdülkerim 1 eee Kazımcan 2 onun dışında başka e, Kerem 3 Barış Alper 4 Yani burada şöyle bir mesele var, şöyle bir mevzu var. Hep Fenerbahçe çift maç oynuyordu geçen sene ve hep milli fut takıma futbolcuları en çok gönderen takım Fenerbahçe'ydi. Şimdi bir de rakipler göndersin. Orada sakatlık vesaire şu bu olursa bir de onların canı yansın. Çünkü biz çok yaşadık bunu. Hani patates tarlalarında maç yapmaya çok alıştık. Bu arada Fenerbahçe'mizin genç yıldızı Bartu Elmaz da Ümit Milli Takımımızın deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ve Kocaeli'nde İtalya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup eleme maçlarının aday kadrosuna çağrılmış. İnşallah orada oynatılır da. Bartu'yu rahat rahat izleriz. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Ee, yani Yusuf Sarı hak etti. Kazım Can da hak etti aslında milli takıma gitmeyi. Ertuğ da hak etti. Doğru ya doğru. Şimdi sadece Fenerbahçe olarak bakmıyoruz işe. Ha, Arda Güler sakat olmasaydı Arda Güler de giderdi onun dışında çok da bir şeye gerek yok. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kuralları çekildi. Monaco'da gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçemizin rakipleri şu şekilde arkadaşlar. Ludogorets 40.75 milyon euro, Spartak Tırnava 7.25 milyon euro, Lushland 27.5 yani 27.05 milyon euro ile bu turnuvada bizim rakiplerimiz. Açıkçası Ludogorets takımı öyle çantada keklik bir takım değil. Ama Fiorentina, Paok, Aston Villa, Victoria Pilsen, Bodo Glimt, Makabib Tel Aviv ve Bratislava'yı düşündüğünüz zaman hani bence işlerin en iyisiydi. Bir Makabib Tel Aviv olsaydı yani iç savaş dış savaş gibi bir şey olacaktı. Öbürlerini saymıyorum bile. Beştaş'ın grubu da Kulüp Bürüş, Bodo Glimt, Beştaş ve Diego Alfredo Morelos Lugano'dan oluşuyor. Ee, şimdi grup kurallarına dair bir şey söyleyeyim. Nürnçland takımında Adama Nagola ve Muhammed Diamonde var arkadaşlar. Bu iki arkadaş da bizim scouting ekibimizin listesinde yer alan adamlar. Ee, bu arkadaşları alıcı gözle izlersiniz. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe burada Ludogorets'i Kadıköy'de yener. Deplasmanda bir, bir puan alır bence 4 puan. Spartak Tırnavaya her iki maçta da yener. 6 puan da oradan 10 puan. Nöşland'ı burada yeneriz 13 puan. Orada berabere kalsak 14 puan. Hani e, mantıksal bir çıkarımda bulunmaya çalıştım. Yanlış anlaşılmasın sadece tahmin yürütüyorum. E, ve hani gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe bu gruptan 13 ve üzeri puan alır gibi duruyor. Ya yani yenilmemek önemli. Ülke puanı Adana Demirspor'un da elendiğini düşünürsek böyle bir olay var. Şimdi gruplarda Enteresan eşleşmeler var. Yani bu hangi takımlar çıkarsa çıksın beni yanlış anlamayın. Bir Fiorentina ve Aston Villa çıkmadığı müddetçe Benim için sıkıntı yoktu. Beştaş için bak. Kulüp Brüj, Bodogulimp, Beştaş. Ama hocam onların grubu çok zor. Ya abi 3. torbadan katılıyor. Tabii zor olacak. Ne bekliyorsunuz ya? Kurban olayım. Ne bekliyorsunuz? 3. torbadan katılıyor. Galatasaraylar dün dalga geçiyorlar. Diyorlar ki işte ya siz de göreceksiniz size de zor kura çıkacak. Ulan bize hep zor kura çıkıyor. Bize kolay kura çıktı mıydı biz şaşırıyoruz. Mesela şu kurayı herkes şaşırıyor. Biz nasıl Fiorentina'yı çekmedik, Aston Villa'yı çekmedik diye. Ama dediğim gibi 40.75 milyon euro Ludogoresk hemen hemen Twente'den eşdeğer bir takım. Spartak Tınava 7.25 Galatasaray'ın o elemelerdeki takımlar rakiplerinden bir tanesi. Nörsland 27.5 Molde'den eşdeğer bir takım. Gücü gösterme vakti. UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri de belli. 21 Eylül 5 Ekim, 26 Ekim, 9 Kasım, 30 Kasım, 14 Aralık. Arkadaş 6'da 6 yaparsan ya da grup lideri olarak çıkarsan 14 Aralık Aralık'ın yarısı gitti. Ocak ayı gitti, Şubat'ın yarısı gitti. 2 ay boyunca Avrupa maçı yok. Rahat rahat. Yayıla yayıla. Yata yata maçlar oynarsın. Yani buraları iyi değerlendirmek lazım. Muhtemelen benim tahminime göre 21 Eylül, 28 Eylül gibi Fenerbahçe'nin Başakşehir, Galatasaray'ın o maçı Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın maçları da o hafta oynanır erteleme maçları diye düşünüyorum. Çünkü bir an önce onları da oynatmak lazım. Yoksa puan tablosu çok enteresan bir tablo olur. Ee, onu söyleyeyim. 21 Eylül farkında mısınız bilmiyorum. Ben 1 Eylül'de çekiyorum video. Umarım hızlıca yüklenir. Yani e, 20 gün kaldı. Hangi takımdan ilk yapacağımız eskiden açıklanırdı ama şimdi açıklandığımı bilmiyorum. Neyse mühim değil. Dediğim gibi durum bu. Arkadaşlar gruba kaldığımız için 4.22 milyon euro para cepte. Her galibiyet 500 bin euro. 6'da 6 yapsan 3 milyon euro. Artı lider çıktığın için 600 bin euro. 3.6 milyon euro. Reklam gelirsiz ya da yayın hasılat gelirsiz. 3.6. Artı son 16'ya kaldığın için 650 bin euro da oradan. 4.250 de oradan gelir. 4.250 buradan gelir. etti sana 9 elemeler de 1.6 kazandır. 10.6 hasılatsız, bilet gelirsiz, reklam hani şey, ee, pay, reklam payı gelirsiz 10.6 süper. Tam bir Şampiyonlar Ligi parası kadar yok kabul. Ama bir Şampiyonlar Ligi'nde de böyle kebap takımlar yok. Avrupa Arenasındasın, kebap takımlar, istatistik yükseltme maçları bence dehşetül vahşet şeyler. Ludogorets'in Fenerbahçe'mizin grubunda yer almasını Bulgar basını Türk devi Fenerbahçe'nin eşdeşi Türk devi Fenerbahçe'miz rakibi oldu. Ludogoresk açılması zor rakibe düştü demiş. Hayır ne bekliyorlardı? Ben de onu anlamıyorum. Gerçekten ne bekliyorlardı? Aşılması zor tabii rakipte. Ludogoresk güçlü takımlarla eşleştiğimiz bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'de herkes transfer odaklanmış durumda. Ben şu anda arkadaşlar saatim 21.51'i gösteriyor. Şu sıralarda e, Fenerbahçe'nin artık bir transfer açıklamasını bekliyorlar. Hayır ben gideni açıklamasını bekliyorum. Ben size ısrarla söyledim. 6 numara için bu arada arkadaşlar konferanstaki grup fikstürü yarın belli olacakmış. Yani 2 Eylül'de belli olacakmış. Bilginiz olsun. Ee, keşke ilk maç Nürnland deplasmanında olsa. Keşke ilk maç orada olsa. Niye? İlk maç orada olursa bir şey olabilir. Ya da üçüncü maç Nürnland deplasmanında olsun. İlk maç Spartak Tırnava deplasmanı. Sonra Ludogoresk şey pardon. Spartak Tırnava deplasmanı. Nörnşland evimizde evimizde. Ludogorisk deplasmanı. Olabilir. Ya da Spartak Tırnava ile başlayıp da ee, şey olabilir. Ali Koç 6 numara transferi düşünüyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç UEFA Konferans Ligi'nde grup kurallarının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Şimdi kıymetli dostlar. TRT Spor açıklama yapıyor Ali Koç ve diyor ki bu seneki bir numaralı motivasyonumuz ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bu arada ülkeler sıralamasında 9. sıradayız bilginiz olsun çok da güzel. Ve bunlardan biri bizim rakip mi ya? Yani o sıralamadaki takımlardan değil değil mi? Keşke onlardan biri gelseydi. Ülkemizi ilk onda tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüzün olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20. başladık. Avrupa'da sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Ki Fenerbahçe sağ olsun. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Hayır en kötü 10 değil 8 ya da 9. Çeyrek yarı final görürsek her şey olabilir diyor. Doğru söylüyor. Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Diyebiliriz değil deriz. En doğru tercihler. Bugün e, Gemlik'te bir abimizden tanıştım. Selam olsun buradan. Hatırımı kırmadı abone oldum. Gemlik'teki bütün herkesi davet edin abi. Ben Gemlik'i çok beğendim. Çok güzel yer. Yarın ayrılıyoruz buradan. Gemliktekiler abone olsun kanala ya. Yani bu kadar güzel yerin insanı da güzeldir. Bu güzel fe insanları, Fenerbahçelileri kaçırmayalım. Diyor ki o abi de. Aynı benim gibi düşünüyor. 5 sene önce şu transferleri yapsaydı arkamız rahat maç izlerdik. Sezonlar izlerdik. Garanti veriyorum en az 2 tane de şampiyonluk sıkıştırırdık araya. Bu seneki hariç. Yani 5 senede en az 2 tane şampiyonluğu sıkıştırmış olsan. Bitti zaten ya. Ya bugün... Neyse. Bu sene transferde son 5 sene en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksikliğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız. Bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Ben bunu size söyledim daha önce. Arkadaşlar hedef şu. Kütürük eriği gibi bir 6 numara almak ee, yani kütürük eriği gibi bir 6 numarayı almak Fenerbahçe'nin önceliği. Bunu alırken de e, nasıl diyeyim size? Ya şu altı maç, şu altı maçta bu herif oynamasa da olur dedirtecek bir olay. Anladınız mı? Yani hani şu an alacağın altı numara oynamasa da olur. Daha ucuz alma imkanı varsa daha ucuz alalım. Şu alacağın altı numara şu maçlarda oynamasa en fazla bir mağlubiyet yaşarsın. Benden söylemesi. İsmail'e piyasa yaptırmış olursun. İsmail'e PR kastırmış olursun. E, bunu da belirteyim. Ter gözüküyor değil mi? Ya dedim ya. Yani Klimada bile terleyen bir adamım. Ali Koç'un son cümleleri Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek sağlam bir 6 numara lazım. Defansif bir altı numara bakalım göreceğiz demiş. İyi kura çektiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın bize göre kurası biraz daha zor gözüküyor. Umarım tüm takımlarımız gruplarından çıkar diyor. Ali Koç'un temennileri de bu şekilde. 6 numara Bukari Sumaure. Sevilla Bukari Sumaure'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katlı haberleri var. Benim videoyu çektiğim sıralarda. Yani ah keşke bizi alsak diyebileceğim isimlerden bir tanesi. Zaten kadro dışı kalmıştım. Zorunlu savoklamı kitlediler bilmiyorum ama keşke bize olsaydı. Sevilla bu arada Galatasaray'dan Nelson için satın alma opsiyonu kiralık teklif etmiş de kabul etmemiştir. Yani bedava kiralayalım diye. Eda Erdem Dündar biz bitti demeden bitmez diyor haklı. Yani Türk kadını dünyaya bedeldir. Bunu öğrenmeyenler de öğrensin. Batshuayi şimdi Nottingham Forest Batshuayi ile görüştü. Batshuayi ile kıran kırana pazarlıklar sürerken 10.3'e tamam diyen Nottingham Forest vazgeçti. 7 veririz dedi. Origin'in Batshuayi'den ne eksiği var dedi. Yani Origin'in Batshuayi'den ne eksiği var cümlesi aptalca bir cümle. 07 yaş cümlesi. Origin'in Batshuayi'de ne eksiği var cümlesi. Evet yaşı 28. Ee, Belçika milli takımında da o da oynamışlığı var. Ama hani Origin'in Batshuayi'de ne eksiği var? Salakça bir cümle. Onunla görüşmeye gittiler açık söyleyeyim. Şimdi Batshuayi'de Arabistan'dan kulüp teklif var ama kabul etmedi. Yani Arabistan'a gitmek istemiyor. Bunu saygıyla karşılarım. Ve şu anki duruma göre Batu Şua'yı bir açıklama yaptı. Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz dedim. Bunu blöf yapmak için kulübümüz yaptırtmış olabilir. Açık konuşuyorum bak kimse beni yanlış anlamasın. Blöf için kulübümüz yaptırtmış olabilir. Batu Şua'yı kendi gitmiyor olabilir. Kaynağım hani bu transfer olmayacak gördüğüm kadarıyla diyor ama ee, yani... Yine bir şey diyemem transfer süreci bu. Bunu söyleyeyim. Aa, şunu da belirteyim. Nottingham Forest Nicolas Dominguez ile 5 yıllık sözleşme imzalamış. Bu beni çok sinir etti. Hatırlar mısınız Dominguez'le ilgili ben size ne demiştim? Biz oyuncuyla görüştük ama İngiltere'ye gideceğim ben. Hani İngiltere'de oynamak istiyorum demişti. Teklifimizi kibarca geri çevir demiştim. Kaça gitmiş biliyor musunuz? 10 milyon euroya. Bre kitapsız Bologna. Bizden 15 isterken utanmadın mı? Gerçi Galatasaray araya girdi sağ olsun. Onlar fiyatı yükseltti etti ama. Bizden 15 isterken utanmadınız mı karaktersizler? 10 milyon euroya bize verselerdi. Ha Dominguez'in de aptallığı. Eğer 10 milyon euroya bize gelseydi. Emin olsun sezonun bitiminde en az 30'a Napoli'ye giderdi. Yani herkesin tercihleri. Ama benim nefret ettiğim olay şu. Ya bize niye 15'te buraya bu kadar? Yani maalesef durumlar böyle. Şimdi biz fırsat transferi kolluyoruz yanlış anlaşılmasın. Ee, yani şu andan itibaren biz 2 tane transfer birden yapabiliriz. Yok üç tane transfer özür dilerim. Hepsi de burada oynamak zorunda değil. Usmane İdrisi. Sevilla kadro dışı bırakmış bu arkadaşı. Faslı. 26 Şubat 96 doğumlu 27 yaşında 1.83 boyunda sol kanat. Fas milli takımında 9 kez oynamış. Ee, yani sağ ayaklı sol kanat oyuncusu. Düşünüyorum. Hani bir türlü patlama yapamamış bir isim. Kariyerine bakıyorum. 311 maç, 72 gol, 53 asist, 20.057 dakika. Hani Hollanda liginde çok tutunamamış gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen bize de yazıp çizecekler ama ben bir şey söyleyemem. Lazio Mason Greenwood transferinden vazgeçmiş. Dimarzio'nun haberi İtalya'da da transfer dönemi sona erdiği için artık alamazlar. Eee ben sıcağı sıcağına da çok haberleri de beklemiyor değilim. Mesela Joshua King gidecekti. Dünkü yaptırdığı şey gol pozisyonu. Enteresan bir hale bürüdü. Yani bu arada Jesus denen derbi özgürlüsü al iddiat al hilal maçı 3-1 devam ediyor. Bakalım daha ne olacak. Şimdi Crespo'nun temsilcisi yani menajeri çok karaktersiz bir adam. Adam da değil de. Bu arada Mergin Vojvoda'yı bize yazacaklar. Solbek Kosovalı. İstediği kadar yazsınlar arkadaşlar. Bizim Solbek hedefimiz yok. Biz Solbek almayacağız. Yani bu adamı bize iki de yazmalarının sebebini çözemiyorum. Biz bu adamı almayacağız. Neyse. Şimdi Crespo'nun temsilcisi. Sözleşme uzatalım. Yok. Sözleşme uzatalım. Tamam uzatalım. Sözleşme uzatalım. Biz şu fiyat istiyoruz. Biz bunu veremeyiz. Yok. Sonra var, yok, var, yok. O zaman kulüp bulun. Kulüp buldu. Arkadaşlar Fulham görüştü. Sunderland temasa geçti. Bakın Sunderland, Fulham. Yanlış duymadınız. Sunderland, Fulham. İngiliz takımları. Hani ben size dedim ya sürpriz bir takım. İmkanı yok dersiniz. Yani, ha, imkansız dersiniz. İmkansız takımlar Görüştü, teklif sundu. Ama Miguel Crespo'nun temsilcisi hiçbiriyle anlaşmıyor. Anlaşmaya da yanaşmıyor. Böyle karaktersiz bir herif. Hocam böyle olursa ne olur sözleşmesini feshedelim gönderelim. Hayır abi çürüsün. Gitsin Fenerbahçe'nin parası. Hiç sıkıntı değil. Miguel Crespo da gitsin. 7 düvele de nam salalım. Bunun menajeri böyle diye. Ya biz her konuda anlaştık. Yani biz her konuda kulübüyle anlaştık. Çok da güzel 6 milyon euroya yakında bon servis geliri elde ettik. Süper. İlle komisyonda komisyon dedim. Yani şu an saat 22.01 görüşmeler sürüyor ama artık eline 3-5 biz mi sıkıştırırız? Crespo mu resti çeker bilmiyorum. Salih Özcan Borussia Dortmund'da kalacakmış. Paris Saint Germain şey, PSV Eindhoven Hirving Lozano 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Bunu niye söyledim? Bu Lozano'yu bize de yazdılardı hatırlıyor musunuz? Meksikalı Forvet. Yani 25 milyon euro transfer market değeri olan futbolcu kaça gitmiş biliyor musunuz? 15 milyon euroya. Napoli 15'e bırakmış. Yani biraz derinin güçlenmesi lazım. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar arkadaşlar. Yani sıcak sıcak şeyler de yok değil. Yani sıcak sıcak gelişmeler de var. Ama transferin son günü. Arkadaşlar 2 Eylül'e girdik. Özellikle bu 2 Eylül tarihinde bir 6 numara transferine ısrarla şiddetle söyledim. Ama şunu söyleyeyim. 2 Eylül'de atıyorum kafadan. 20'yi alma imkanım varsa belki 7 Eylül'de 8 alma imkanım var. Benim bildiğim Ali Koç 2 Eylül'de bitirmez. Çünkü uğraştığımız isim çok ciddi bir isim. Açık söyleyeyim bir tane La Liga'dan İki tane de Premier Lig'den isim var. Bir de sürpriz bir ligden var da onu hiç ihtimal olarak saymıyorum. Lan bir de o geliyormuş arkadaş bundan sonra da diyorlarmış ki şöyle böyle. Ben onu ihtimal olarak saymıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Duyumlar bunlar, durumlar bunlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Sabaha da burası 39 bin olsun. 39 nerenin plaka kodu, 40 nerenin plaka kodu yazın. Görüşelim.